çok sesi açamıyorum ama anasları da herhalde ıslık yaşayacak. Çünkü hala namaz devam ediyor, görüyorum ama. Gel şöyle. Eyvan Aslan Meclisiyiz adayımız. Sevgili Sefer Hoca'nın Meclisiyiz'i. Şöyle. Şimdi. Bütün bayraklar yukarıda mı? Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanımız Sayın Zafer Yalçın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkanımız Volkan Yılmaz. Muhteşemsin Gümüşaka. Gümüşyaka'nın güzel insanları, değerli hanımefendiler, beyefendiler, bu meydanı sımsıcak yürekleriyle ısıtan gönül insanları, hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bakın, her geçen gün büyüyoruz, çoğalıyoruz. Hanımefendiler, Gümüşyaka bugün ne kadar güzel. Toplantı salonunun, toplantı alanının yarısı hanımefendilerle dolu bu akşam. Sağ olun hanımefendiler. Bakın, hanımefendiler demeden geçemiyorum, kadınlar demeden geçemiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. İyi ki biz büyük bir aileyiz. Hep beraberiz, tek bireyiz, tek bireyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya büyük bir aileyiz. Biz Silivri'yiz. Biz Türkiye'yiz. Biz sizlerle, hanımefendilerle yol yürüyeceğim dediğimde bu kadar büyük bir aile olacağımızı kimse hesap etmedi biliyor musunuz? Silivri efendiler teşekkür ediyorum size. Hep beraber olacağız. Silivri'de kadın her yerde olacak biliyor musunuz? Her yerde olacaksınız. Ekonomik hayatın içinde, sosyal hayatın içinde, kültürel hayatın içinde, siyasi hayatın içerisinde. Hep ama hep var olacaksınız. Ama hep dik dur eğilme. 2009'daki Gümüşyaka, 2019'daki Gümüşyaka. İnanın 10 yıl geçmesine rağmen 2009'un gerisinde bir Gümüşyaka var, doğru mu? İş yok, aş yok, yatırım yok. Futbol sahası yok. Kültür merkezi yok, gençlik merkezi yok. Kreş yok, sağlık ocağı problem, yollar problem, imar problem. Şimdi 10 yıldır ne yaptınız diye sormazlar mı adama ya? 10 yıldır ne yaptınız? Silivri'yi yalnızca sahilden, çarşı meydanından ibaret gören anlayışla siz Silivri'yi yönetemezsiniz. Ancak yönettiğinizi zannedersiniz. Arkamızda D100 karayolu var. Silivri gibi aynı özellikte şehri Berlin duvarı gibi ikiye ayırıyor Gümüşyaka'yı. Aşağı gidiş gelişiniz problem. E5'in üzerinde ışıklar var. Can ve mal kaybına yol açan trafik kazaları, doğru mu? Şimdi karayollarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile projesini de hazırlattık. Işıkların olduğu yerden araç batacak, yerin altına inecek. Gümüşyaka'yı terk edince de yerin üstüne çıkıp devam edecek. Bu şu anki E5 olan yeri size bir kent meydanı yapacağız. Yürüyerek, evet, evet, yürüyerek sahile, sahilden yürüyerek evinize geçeceksiniz. Banklar olacak, yeşillikler olacak, oturacaksınız. Bir de oraya ne yapacağız biliyor musunuz? Gümüşyaka'daki tarımsal ve hayvancılıkla uğraşıp üreten çiftçimize destek olmak için oraya daimi bir yöresel organik köy pazarı yapacağız. Bakın, bakın o köy pazarından. Gümüşyaka seninle, büyük dur, eğilme. Gümüşyaka seninle, büyük dur,
Bakın gençler, size de bakın genç çiftçiler olacaksınız. Genç üreticiler olacaksınız. O ürettiklerinizi buradaki o yöresel pazarımızda tüketiciyle direkt buluşturacaksınız. Yazın var ya yazın. Burada iğne atsan yere düşmeyecek. Bütün yazlıkta yaşayanlar gelecekler köy tavuğu almaya, köy yumurtası, tarhana, erişte, el sanatları, evde yaptığınız el sanatlarını hanımefendiler burada satacaksınız. İnsanların transit olarak Tekirdağ'dan İstanbul'a giden insanların Gümüşyaka'daki organik pazara bir uğrayıp ürünlerini alıp evine öyle gittiği günleri beraber yaşayacağız. Bunlar hayal değil. Bakın bunlar hayal değil, zor şeyler değil. Ama ne lazım biliyor musunuz bunları yapmak için? Kafayı yastığa koyan, Gümüşyaka'yla dertlenen bir belediye başkanı lazım. Silivri'yi yaşayan, Silivri'yi aklından çıkarmayan bir belediye başkanı lazım. Çok yakında, az kaldı. Şafak kaç gün kaldı arkadaşlar? Şafak 5. Geri sayım başladı. Sağlık hoca, doğru mu duydun? Sağlık hoca. Merak etme, dur oraya da geleceğim. Acele etme. O kadar çok problem var ki Gümüşyaka'da, acele etme, oraya da geleceğiz. Çözeceğiz, tek 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 anlatacağız. Tek 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 çözeceğiz. Meraklanmayın. Şimdi bakın o organik pazarda, geçen gün esnaf ziyareti yapıyordum. Şurada köşede bir ablam var. Burada mı acaba o ablam? Bu banyo lifleri yapıyor, örgü, el işi. Tam şu köşede, böyle kör bir noktada ablamdan iki tane banyo lifi aldım. Dedim ki abla, bak çok yakında bu kardeşin belediye başkanı olacak. İnşallah. Bakın. Bu kardeşim belediye başkanı olacak. Sen bu el emeği, göz nuru ürettiklerini geleceksin benim buradaki yöresel pazarımdaki el sanatları tezgahlarında öyle bir satacaksın ki yanına 2-3 tane hanımefendi daha alıp el ürünlerini beraberce yapacaksınız dedim. Hanımefendiler, el ekonomisine katkı, bakın göreceksiniz. Bunları yapan ilçeler var. Bakın parti ayırmıyorum. Eskişehir, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var. Odun pazarı evleri, tarihi evler, tarihi doku, şehri... Diyorum ya, kimseyi partisinden dolayı suçlamıyorum. Başarılı bir belediye başkanı halk sırtında taşıyor. Ankara'da Altındağ Belediyesi, AK Partili bir arkadaşımızın yönettiği belediye. Hamam önü evleriyle tüm Türkiye'den turist çeken marka bir belediye. Beypazarı Belediyesi, marka bir belediye olduğunda Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı yönetiyordu. Şimdi o arkadaşlar bu şehirleri marka kent yaparken, bu arkadaşlar bu vatanın evlatları, Satürn'den, Mars'tan, Neptün'den gelmediler, uzaydan düşmediler. Ben Silivri'yi marka bir şehir yapacağım dediğimde bana inanmayanlar görecek. Silivri marka bir kent olacak. Bir yerel belediye başkanı seçeceğiz. Silivri'de niye önemli biliyor musunuz? 10 yıldır yapılamayanları önündeki 5 yılda yapabilme ihtimali olmayanlar sizden bir 5 yıl daha istiyor. Sırf aynı partidensiniz diye onları bir 5 yıl daha göreve getirmek için onlara oy verdiğinizde esasında çocuklarınızın, gençlerin, Silivri'nin geleceğini riske attığınızın farkında mısınız? Bunu bir de buradan bakın. Gelin parti ayrımı yapmayalım. Gelin partileri ön plana çıkarmayalım. Partilerimizi ön plana çıkarmayalım. Ne için oy verelim? Şu pırıl pırıl çocuklar için, gençler için, hanımefendiler. Silivri'nin geleceğini oylayalım bu 31 Mart'ta. Şimdi Silivri'nin geleceğini oylarken bu 5 yılda bütün bunları yapabilme ihtimali olan kardeşinize, Volkan Yılmaz'a destek verecek misiniz? Evet. Hep beraber olacağız. Bakın, bakın konudan konuya atlıyorum. Eyvallah gençler. Şimdi Gümüşyaka ne merkez olacak biliyor musunuz? Gümüşyaka. Gümüşyaka metronun, hızlı trenin
başlangıç noktası olacak. Evet, TÜYAP'la Gümüşhane arasını 37 dakikaya indirecek hızlı tren metro Gümüşhane'den kalkacak. İlk durak burası olacak. 37 dakikada TÜYAP'ta olacaksınız. Şimdi metrobüs metro. Sayın Binal Yıldırım, biraz sonra onu da anlatacağım. Kendisiyle ilgili de sizlerle hasbihal edeceğim. Ama bu çok önemli, biliyor musunuz? Ama ben şunu söylüyorum. Biz 5 yılın sonunda, bakın, 5 yıl sonra biz şehre nasıl gideceğimizi düşünmeyeceğiz. İstanbul'da yaşayanlar Silivri'ye nasıl gelecek onlar düşünecekler. Buraya gelmek için can atacaklar. Biz İstanbul'un hemen dibinde 42 kilometre sahili olan, tarihi dokusu olan, yat limanı yapılabilecek, organik tarım yapılabilecek, çiftçilik, hayvancılık yapılabilecek, üstü toz toprakla örtülmüş pırlanta gibi bir ilçeyiz, biliyor musunuz? Marka, şehir, Silivri, benim hayalim. Gelin benim hayalime ortak olun. Gelin bana ellerinizi uzatın, bu hayale hep beraber ortak olalım. Marka kent, marka şehir, Silivri'yi beraber yaratalım. Bunu yapabiliriz, bakın. Bunu yapanlar, biraz önce söyledim, uzaydan gelmediler. Gelin marka kenti beraber yaratalım. Marka şehir olacağız derken, Gümüşyaka'da sağlık ocağı problemi yaşanır mı? 2019'da abim bağırdı, sağlık ocağı. Yukarıdaki ev ziyaretlerindeki hanımefendiler diyor ki, 40 derece ateşle çocuğumu sağlık ocağına getirene kadar canım çıkıyor, çocuğum bir kez daha yolda hastalanıyor. Peki yaşlılar, yürüyemeyenler, biz sağlık ocağı problemini en kısa zamanda, ama en kısa zamanda çözeceğiz, hiç merak etmeyin. Diyeceksiniz ki siz Sağlık Bakanlığı mısınız? Sağlık ocağı problemini nasıl çözeceksiniz? Biz sizin yanınıza düşeceğiz, el ele tutuşacağız, merkezi hükümetle istişare edeceğiz, Gümüşyaka'daki sağlık ocağı problemini çözeceğiz. Sizin elinizden tutacağım, nereye gidilecekse sizle beraber gideceğim. Hiç meraklanmayın. Evet, sahil kenti Gümüşyaka, İnci gibi plajları var değil mi? Peki, peki. Mavi bayraklı, şezlongu, güneşli, sosyal tesisleri, duşu, soyunma odaları olan bir mavi bayraklı plajınız var mı? Hayır. Yok değil mi? Bununla dertlenen, tasalanan kimse var mı? Hayır. O da yok. Biz tüm Silivri sahil şeridine, Gümüşyaka'ya da mavi bayraklı plajlar yapacağız. Her türlü sosyal tesisleri olan, ama bu sosyal tesis adı gibi sosyal olan, belediye tarafından işletilen çayın 1 liraya satıldığı sizin tesisiniz olacak orada, biliyor musunuz? Belediye işletecek, kar amacı gütmeden o sahil düzenlemesini yapacağız. Orada bir tekne barınağına ihtiyaç var. Balıkçı, sen merak etme, geliyoruz. Emin adımlarla geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Emin adımlarla geliyoruz. Bu kalabalık, bu meydan yalan söyler mi Allah aşkına? Yalan söyleyenlere inan. Şu meydan bir gür bir ses versin ya, Gümüşyaka. Duysunlar. Duysunlar. Yapacağız. Onu da yapacağız abi. Hiç merak etme. Şimdi söyle annem. Ebe annemiz. Söyle. Ebe anne, düğünlere yetişemiyorum. Düğün salonu istiyorum. Şimdi bakın, size düğün salonundan fazlasını yapacağım. Dinleyeceğim Ebe anne. Şimdi her mahalleye bir mahalle konağı. Bakın içinde neler var. Bir, sizin çocuklarınızın ücretsiz bir şekilde bakılacağı kreş o mahalle konağının içinde olur. İki, genç kızlar, hanımefendiler, meslek edindirme kurslarının olacağı İSMEK'te koordineli olacak. Oradaki meslek kurslarımız o konağın içerisinde olacak. Yine
Bakın spor yapabileceğiniz hanımefendiler. Pilates var ya, pilates. Benim hanım da gidiyor. Pilates yapmak istiyor musunuz? Orada pilates yapacaksınız. Hocaları getireceğim. Spor orada olacak. Zayıflayacağız hanımefendiler. Sağlıklı, sağlıklı yaşam. Pilates. Ebe anne. Daha var, açıklayayım mı? Dur daha var, dur bitmedi. Bitmedi, dur daha var. Muhtarlık, bakın. Muhtarlık binalarımız yetersizse bazı mahallelerde onu da oraya koyuyoruz. Ama en önemlisi nişan. Bakın nişan, düğün, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlid, kandil, taziyeleri yapacağınız, ses düzeni olan, oturma düzeni olan, mutfağı olan, ücretsiz bir düğün salonu o konağın içerisinde olacak. Şimdi o mahalle konağının içerisinde hanımefendilerden bir talep var. Gençler, o mahalle konağının içerisinde bir talep daha var. Sizlerin Kur'an kursu olarak kullanabileceğiz, mukabeleleri yapabileceğiniz, orada kendinizi huzurlu bulacağınız bir alanı da size tavsiye edeceğiz, hiç merak etmeyin. Çok amaçlı bir mahalle konağı. Gümüşşaka'ya hayırlı olsun. Şimdi hanımefendiler, hanımefendiler en sonunda var ya, beyler beni arasına almayacaklar, hep size geliyor her şey. Şimdi bakın, burada kahvehane var, kahvehane var. Hep beraber biz gidiyoruz. Çay, kahve, sohbet, oyun. Hanımefendilere ait, yalnızca size ait olan bir çay evini Gümüşşaka'ya yapacağım. Günleri yapın, eğlenceleri yapın. Garson hanım, çay ocağını işleten hanım, hanımefendilere ait bir çay evi. Hanımefendiler, erkekler gibi okey oynamak yok ama. Hep beraber orada sosyalleşeceksiniz, beraber olacaksınız. Şimdi Gümüşşaka'da yanılmıyorsam hemen aşağıda, eski belediye binasından aşağıda bir mesire alanınız var, doğru mu? Bir çamlık. Evet. O mesire alanını bakın, küçük bir mesire alanı ama olsun, çok güzel bir alanda. O mesire alanının etrafını güvenlikli bir hale getirip, MOBESE kameralarla donatıp, orada güvenlikli bir şekilde sizlerin faydalanacağı, temizliği, güvenliği bizim belediyemiz tarafından karşılanacağı bir mesire piknik alanında size hediye edeceğiz orada. Mangalınızı yapın, çayınızı için, termosunuzu yanınıza alın. Ama onun dışında biz Mutlu Başkanımla Selim Paşa'da da düşündük. Büyük beldelerde, Gümüşşaka'da onlardan biri, büyük bir mesire alanı, büyük bir piknik alanında yapmak için yer tahsis edeceğiz, ağaçlandıracağız, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, kaykay pistleri, su parkları, orada huzur bulacağınız, hiçbir ücret ödemeden termosa çayı koyup, böreği yapıp, gidip eğleneceğiniz, ip atlayacağınız, çocuklarla hafta sonu vakit geçirebileceğiniz bir alan. Çocuk parklarının eksik olduğunu biliyorum. Özellikle yukarıdaki top sahası, tamam, onu da yapacağız. Gümüşşaka'daki futbol sahası arkadaşlar. Ben eski bir profesyonel futbolcuyum. Gümüşşaka sporla çok karşı karşıya geldim. İhsan abim, kaleci İhsan abiye de çok gol atmıştım var. Buradaysa İhsan abi söylesin. Ertan vardı kardeşim, Ümit vardı. İhsan abinin abisi vardı. Yok, İhsan abinin değil. İhsan Atun'un abisi vardı. Metin abi değil mi? Evet. Top da oynadık, kulüp başkanlığı da yaptı. Yani bakın, sporun içinden geliyorum. Soyunma odasından geliyorum. Ter kokusunu biliyorum. Hakem odasını biliyorum. Futbolun içinden gelen bir kardeşiniz olarak Gümüşşaka Spor'un mavi beyazı değil mi forma? Açık mavi beyaz değil mi? Forma rengini de olarak hatırlıyorum. Ama Gümüşşaka Spor'un şu anki içinde bulunduğu durumu ve futbol sahasının olmamasından üzüntü duyuyorum, üzüntü. Olabilir mi? Kaç bin kişinin yaşadığı yerde futbol sahası yok. Gittim futbol sahasına, jeneratörünü çalmışlar, yarım yamarak duruyor. İnekler otlu ya. Şimdi çocuklar da benden, gençler ne diyor futbol sahası? Niye başkalarından istemiyorsunuz? 10 yıldır yapmayanlardan. Biz yapacağız, merak etmeyin, biz yapacağız.